Projemizde hepiniz biliyorsunuz bu ortak su bölge sınır ötesi işbirliği bölgesindeki ortak su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi hedeflenmekte ve bununla birlikte de Avrupa Birliği'nin özellikle yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de tam olarak örtüşen bir proje. Bu proje ile birlikte su kalitesinin korunması ile ilgili özellikle kurumsal ve teknik kapasiteyi arttırmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere bu Bulgaristan'la yürütmüş olduğumuz sınır ötesi işbirliği programı başkanlığımızın ulusal otorite olarak görev yaptığı, Avrupa Birliği başkanımızın ulusal olarak görev yaptığı, ülkemizin uygulamasından sorumlu olduğu sınır ötesi işbirliği programlarından bir tanesi. Ve bu programlar hem ikili işbirliğinde komşu ülkeler arasındaki toplumsal iletişimi arttırmak, eğer havzada yürütülüyorsa o havzadaki ülkeler arasındaki toplumsal iletişimi arttırmanın yanında aynı zamanda da Avrupa Birliği'ne katılım sürecimizin önemli bir ayağını oluşturuyor ve burada özellikle söylemesi gereken bir şey varsa çevre. Çevre hepimizin. Su hepimizin. Hava hepimizin. Komşumuz çok kirliyken biz çok temiziz diye övünemeyiz. Biz de kirleneceğiz mecbur. Öyleyse hep beraber bir çevre bilinci. O yüzden Avrupa Birliği'nin bu çevre konusundaki yaklaşımını çok önemli buluyorum. Gerek biraz önce bahsettiğim kültürel varlıklardan kaynaklı zenginliğimiz, gerek diğer alanlarda, yani bu şehirde hem tarihe ilişkin turizm potansiyeli var, hem inanç turizmini yapabiliyoruz, hem doğa turizmini yapabiliyoruz, hem deniz turizmini yapabiliyoruz. Aslında belki şehrin dışarıdan çok fazla bilinmeyen unsurlarından bir tanesi de bu. Saros Körfezi'ndeki yaklaşık 75 kilometrelik sahil bandını insanlar gelip görünce fark edebiliyorlar. Bu alanda turizm niteliğini artırabilmek ya da diğer alanlarda olduğu gibi kalkınmayı, büyümeyi nasıl sağlayabiliriz? Bu bağlamda turizmi ve özellikle deniz turizmini nasıl kullanabiliriz? Bu çalışmalar son derece önemli. Aslında şehrimizin bir sorunu da burada ortaya çıkıyor. Turizmde bizim niteliksel mi yoksa niceliksel hedeflere mi koşmamız gerektiğini hep birlikte tartışmamız lazım. Zaman zaman sahil bandımızda da görüyoruz. Yüz binler bir araya toplanıyor. Zaman zaman şehrimizdeki kalabalıkları da görüyoruz. Ama bu niteliksel anlamda nereye taşıyor şehri? Hep birlikte cevabını aramak zorunda olduğumuz bir soru. Tabii bu alanda bu niteliksel artışa gelebilmek için ya da bu niteliksel artışı sağlayabilmek için uluslararası tecrübeler ve uluslararası fon kullanımı çok büyük bir önem arz ediyor. O anlamda ben bu projeyi de bugün buradaki toplanma nedenimizde son derece önemli buluyorum. O anlamda da çok önemli. Çevreye yapılan küçük büyük diye bir şey yok. Her şey çok önemli. Biz Trakya Üniversitesi olarak Yeşil, yine rektör hocamızın başkanlığında Yeşil Trakya hareketini başlattık. Tüm birimlerimizi sıfır atık belgesi aldık. 2 yıllık bir hareketti ama çok emin adımlarla ilerledik. Şu ana kadar 32 ton mesela kağıt topladık. Geri dönüşüm, sıfır atık, tekrardan döndürmek adına. Yani 1 tondan 17 ağaç düşünürsek yaklaşık 500'ün üzerinde ağacı kurtarmış olduk. Bu çok önemli. Yaptıklarımızı da en prestijli, en ciddi indeks olan Green Matrix indeksine kanıtlarıyla beraber gönderdik. Bu anlamda da bizi Türkiye'de 16. dünyada da 288. üniversite olarak. Çünkü buraya katılanlar da en çevreye katkı veren, ciddiye alan üniversitelerdi. Bu anlamda da hem üniversitemizi, hem bölgemizi, hem de Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle sağlık topluyoruz. Biz sizlerle sağlık topluluğu olarak yaptığımız temel başlayarak burada Levent hocamızla birlikte makale nasıl sunulur onun hakkında konuştuk. En rahat bir eğitimi verdik ve bunun arkasından bu sene turnuvaları